Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz o'z YouTube kanali a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Biz yana yo'l yo'lakay loyihasi doirasida yo'ldamiz. Bizi bugungi manzilimiz sizlar bilan Xonqiz qishlog'idagi yuzar tomonlardamiz, Oba hayot ko'chasini birgalikda kezamiz, aylanamiz yo'l yo'lakay. Shu joylardagi o'zgarishlarda, bir yangiliklarda Oba hayot mana birinchi, ikkinchi uylarni oldin ketyapmiz. 3-uchinchi uy. Bu tomonlarda mana Xursandbek degan qo'shnimiz shu tomonlarda yuribdi-kan. Maqsadimiz kimdir bir yaqin insonini omma oldida sharmanda qilish emas, uzoq yaqindagi bir birodarlarimizga shu qishlog'imizdagi, mahallalarimizdagi o'zgarishlarni bir ko'rsatish. Mana bu joylar asfaltlashtirilgan, asfalt yo'lda bir yoriqlari, bir chuqurlari paydo bo'lgan joylariga bu yil rekonstruksiya, bir qaytadan ko'rib chiqish, tuzatish ishlari olib borilibdi. Mana bu joyda otaxonlarimiz, onaxonlarimiz qayerdandir qaytishyapti. Xo'p. Davom etamiz. Oba hayot ko'chasi 17-chi uyni oldidamiz. Yo'l-yo'lakay shu tomonlarida yashaydigan Xonqiz qishlog'i To'raxon hoji jami masjidi imom xatibi Abdurasul hojaga qorli ma'ruzalarini, qorakani ma'ruzalarini albatta qo'yib ketishga harakat qilamiz. Ular o'sha yerda qoraniksi ikki yo'lda turibdi. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd muhtaram jamoatlarimiz, mana Qur'oni Karimdagi oyat karimani juda ko'p keltiramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda oyatni nozil qildiki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinlerini özümge ibadet kılıçlıkları üçün yarattım deyip Allah Ta'ala ayetini nazil kıldı. Ve halen ki sizu bizlerge Allah Ta'ala kıyamet günü de ahiret günü de cennet dozakke barbuligini ve mana şunge insanlar kigen amelleri tufayli tüşüşligini bu ameller, cenneti ameller, kaysa ameller Do'zahiy amallar qaysi amallar ekanligini Qur'oni Karimda batafsil bayon qilib berildi. Ana endi sizu bizni Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgandayoq shayton alayhi la'na ana shu Odam alayhissalomga Alloh taologa dushman bo'ldida yaratilgan insonlarning ichida Alloh taologa qarshi dushmanlarini o'zini askarlarini jamlashtikni boshladi. Va mana shunga shayton alayhi la'na Alloh taolodan ijozat olgan, ruxsat olgan. Xo'p, o'sha Odam alayhissalomni ulug'lamaganligi uchun, ta'zim qilmaganligi uchun, kibrlanganligi uchun shayton alayhi la'na Allohni dargohidan quvildi. Va mana shunga asosan shayton o'ziga Allohning ibodatini qilguvchilarni qaytarishlikka o'ziga ahd qilib, qiyomatga doğru mana shu amalni qiladi. Endi shayton kelib siz bilan meni qo'limizdan ushab yur mana qadib gunohga yetalab obormaydi. Siz bilan meni namoz o'qiyotganimizda itarvorib namozimizni buzmaydi. Vaholanki shayton alayhi la'na sekin-sekin oz-ozdan sizni bizni vasvasa qiladi. Chunki o'sha inson farzandi dunyoga keldimi, shayton albatta shu dunyoga kelgan chog'idayoq unga hamroh bo'ladi. Har bir insonning shaytoni bo'ladi. Alloh taolo shunga izn berdi, shayton shunga Alloh taolodan so'rab oldi, hammasini qalbiga kiraman, vasvasa qilaman deb Alloh taolodan so'rab oldi shayton. Endi ana shu vasvasa qilishligi, yo'ldan ozdirishligi, ibodatdan, taqvodan qaytarishligi, gunohlarga boshlashligi siz bilan meni qalbimizdagi iymonimizga bog'liq bo'lar ekan. Birdaniga hali kelib aytganimizdek, namozni boshlagan odamni kelib namozini itarvorib buzmaydi shayton, yoki bo'lmasa bir og'zini ochib turib unga aroqni quymaydi shayton va hokazo mana bunga o'xshagan gunohlarni siz bilan meni majburlab qildirmaydi shayton. Qalbimizga g'ulg'ulani soladi, vasvasani soladi, dunyo ne'matlarini lazzatlik qilib ko'rsatadi, o'zimizdan o'zimiz shunda yurib ketamiz. Vaholanki o'sha rivoyatlarda keltiriladi, shayton alayhi la'na qiyomat kunida siz bilan meni Alloh taolo hisob kitob qilganida, yo Alloh,
Şeytan yoldan azdırıp bana bu günahlarını kıldım dese, ben senin kolini yetelip abargen miydim? Yette ben yokudum kudup şeytana bir dava kılarak. Ama şimdi bir tanıge hali vasvasa kılmaydı digenimizdik, şeytanda insanların kalplerine az gine sikin sikin vasvasa kıladı ki, eytedi bana adli alıp kırıdıyormusik, birinci martesinde hiç nime kılmaydı dedi. Bir de günah böyle yaptı, ya ki bir ibadetten kayıtı yapmazdı, çünkü okşagen. Kandaydır ki günah amel, ibadetten kayıtışlıgen günah, günah sıkılışlıgen günah. İkkala o bir hükümde böyle diyormuşsa, şu bir de kılıyken günahımızı, bir madde de işleme bu meydanında koyuyor, şimdi mecbur bu kapsan, çünkü ya ki bir bilmedim de koyuyorsan, ve hakikaten kalbimizde az yine gulgula söyledi, bir maddesi de şu işte kıldık. Bir madde kıvayan adam, ''Otkense ben kıldım işte bu madde kodiydi, ikinci sefer yine başlaydı.'' Ve halen ki şu günahtı içine kirip getip kaladı. Şeytan şu birinci de başlayıp kaladı, halas. Kogan dedi ki, ozumuzda ozumuz kete uğrarken. Ana kalbimiz gene şimdi sözlerdi söylerken ki, oy hayallerdi, hali yaşsız, vakti kelerdi derken. Bana adı cüde köp eytiyapız namaz masalası. Namazda yaşlarımız cüde kemliydi, hesabını alınadıyor musa? Bana erkek kişiye 12 yaşta namaz büyüredi dedi. 12 yaştan Allah kala kança ömür vergen olsa ahir geçen namaz zimmemizdeki vazife. Onu inkar kıladıganım, onu üzüriyem şeriatımızda erkek kişiye malum miktarda veriliyor halas. Kagen 95-98 faiz adam mecbur okuyduğun halette. Bundan şu namazdan üzür yok. Ana şu ibadetler deme başka deme hazır bana hemimizden köreken bize hali bir uzumuzu toktatu aleyli, bir işlerde cöyge koyu aleyli, imarat taşku aleyli, bala çakanı üyle cöyle aleyli, ki yağını bir hudanı yolüge bağışla bir ibadette bir malakalamız diyemiz, köpçelikle de bana şu oy fikir var. Aslı da Allah Ta'ala peygamberimizi hadislerden getirledi, insanda umru bir nefesi kirip çıkınca, o nefes kirse çıkmasligi mümkün, çıksa kirmasligi mümkün. Onga hiç kimde kafalatı yok, ertege, karıganımda, 60'ge kırganımda deyiştik ki, hiç birimizde kafalatı yok. Şunun için, şu şeytan eterek ki hali yaşsız, ano işleri şunca katar işler durganmışsa, bu işlerde kıvalı olgun, ya ki kışka barganda bir karşılığında namazda okuysan, ya ki Ramazan ki yine roza tutarsan, hazır nefes roza tutuşu şart mı? Dediğim hemen şimdi kalbimizde vasvasanı saklattı, çünkü karab yürüp getirilerek. Allah ko'ngil tozaligiga qaraydi deb o'zimizga tasalli beramiz. Inna Alloh la yazuru ila suvarikum va amvalikum. Ali o'sha hadis keltiradi. Balki Alloh taolo sizlarning qalblaringizga qilayotgan amallaringizga qaraydi degan hadis bor. Endi qalbda bori insonning tanasiga chiqadi, jismiga chiqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hadis sharifida keltiradi. Insonda bir parcha et bor. Mana shu et isloh bo'lsa, pok bo'lsa qolgan badanam isloh bo'ladi. U kirlagan bo'lsa, qolgan badanam kirlagan bo'ladi degan payg'ambarimizning hadislari bu. Bu insonning qalbidir degan. Insonning qalbi pok bo'ladigan bo'lsa, o'sha namozga ham vaqt topadi, o'sha assalomu alaykum deb ham o'rganadi, birovga yaxshilik qilishdi ham, harom halolni ajratishlikda ham insonning qalbi pok bo'ladigan bo'lsa, harakatini hamma tomonlama harakatini qiladi. Endi qalb nopokmi? Kalbimiz nopok bo'lgandan keyin bemalol vaqtimiz bo'lsa ham, bemalol turib tahorat qilib namoz o'qishlikka vaqtimiz bo'lsa ham, yonboshlab televizorni ko'rib yotaveradi. O'sha birovni gapirishlik, g'ibatligini, gunohini bilsa ham, eshitdim, munodaqa bo'pti deb birovga aytaveradi. Ana insonda qalbi kir bo'lgandan keyin, iymoni sus bo'lgandan keyin har bir narsaga o'zi yo'l topaveradigan bo'lib qoladi. Endi biz nima qilyapmiz? Alloh taolo bizni qalbimizga qaraydi. Birovga yomonligim bo'lmaydigan bo'lsa, birovni urmasam, so'kmasam, birovga adovatim yo'q bo'lsa deb qalbimizga ishora qilamiz. U agar qalbimiz toza bo'lganda mana bunday boshqa amallarni qilgan bo'lardik. Shayton shuni vasvasa qilar ekan, qalbing toza bo'lsa bo'ldi, sen birovga azob bermayapsan-ku, ishingni qilib yuraver bemalol der ekan. Zamon sizga emas, siz zamonga moslashing deydi ekan shayton. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq degan narsani xalqimizda bir maqol ham keltirib olingan. U o'zimiz o'ylab topgan maqol. Qur'oni Karimda innas solata kana alal mu'minina kitoban mawquta deb yozilgan. Ya'ni
mu'minga bir setkada bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishlik farzi ayin deb belgilab qo'yilgan. Endi bunga zamonga boqish kerak ekan deb boshqa zamonaviy ishlar bilan mashg'ul bo'lib ibodatlarni tashab qo'ymaslik kerak. Shaklik, shubhalik yoki bir Alloh rozi bo'lmaydigan zulmlarni qilishlikka zamona shuni talab qilyapti. Men pora bermasam ishim bitmaydi yoki hamma qilyapti hozir shuni. Birov majbur bo'lib keldi, prezidentga pildi berdim, zamon shuni ko'taryapti deyishlik bu bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karim yozilib bo'lgan, unga faqat halol haromni ajratishlik Alloh taoloning o'zini hukmida. Siz bilanman zamona shunga majbur qilib qo'yibdi. Mana banklar ham kreditni beryapti-ku foizga. Men ham beryapman da 10% ga, 20% ga. Zamona zayil ekan deyishlik bu bo'lmaydi. Shayton siz bilan meni qalbimga shuni solyapti. Zamonga moslashgin. Zamon shuni qilyaptimi, sen ham qilgin. Zamonga moslashgin. Uylingda orqasidan shunaqangi ishlar qilyaptimi, sen ham qilgin. To'yda mana undaqa narsalar bo'lyaptimi, zamonga moslashgin. Sen ham qilgin shuni deb shayton sizni bizni qalbimizga vasvasani solar ekan, o'shinga moslashib ketib qolar ekan. Alloh kechiradi, ortiqcha o'ylab boshingizni qotirmang deb shayton vasvasa qilar ekan. Ya'ni xalqimizda bir naql keltiriladi, kechirib, Alloh kechiradi, kech uradi degan bir nima bor, shu naql bor. Ana endi bu dunyoda xo'p, siz bilan meni so'raganimni beryapti. U boyligim, u boyligimizni bir halol yo'l bilanmi, birovni o'g'irlamasak ham, haromligini bilib turib o'g'irlikni qilmasak ham, birovni nohaqdanmi, zulmdanmi, xatoyanmi, majburanmi, shubhalikmi Alloh taolo beryapti. Hamma tomonlama beryapti. Kechiryapti-da so'raganini beryapti. Hech vaqt namoz o'qimagan, aroq ichib yurganga Alloh taolo ovqat bermay qo'yayotgan yo'q, havo bermay qo'yayotgan yo'q. Yoki bir kechasi kunduzib ibodat qilib yurganga bir kilani o'rniga 2 kilo go'sht yeydigan qilib qo'ymayapti. Hammani so'raganiga yarasha rizqi nasibasini Alloh taolo beraveradi. Lekin oxirida hisob kitobi borligi. Ya'ni aytayaptiki, siz dedi, o'ylaysiz dedi, shayton vasvasa qiladi, Alloh kechiradi, ishini qilur. Bir marta bitta yaxshi amalni qilib qo'ysang, birovga assalomu alaykum deyishing bilan ham shuncha narsani Alloh taolo kechib yuborar ekan degan bir o'y fikrlarni keltiradi-da bemalol gunohlarni qilishlikka o'zimizda jazm topaverar ekanmiz. Shayton mana shunaqa qilib vasvasa qilar ekan. Keyin tavba qilib olasiz deb qalbimizga vasvasa soladi. Ya'ni o'sha duolarni qilamiz-da oxirimiz bahayr bo'lsin deymiz. Ya'ni oxirimizni kim biladi? Hech kim o'zini oxirini bilmaydi. Bugun o'tadimi, 10 yildan keyinmi, 50 yildan keyinmi, uni hech kim bilmaydiki oxiri qachon bo'lishligini. Oxiri bo'lishligini bilganda edi, 2021 yil 31 dekabr kuni vafot etasiz, umringiz tugaydi deganda, o'sha dekabrni boshidan ham masjidga kirib olib, kechasi yo'q kunduzi Qur'onni o'qib, namoz o'qib, tavbani qilsak kalimani aytib yuradigan bo'lsak, gunohga umuman yaqinlashmay, Alloh taolo kechib yuborishi mumkin edi. Uni bilmaymiz-da hech qaysi birimiz qachon vafot etishligimizni. Oxiratimiz, oxirimizni qachonligini bilmaymiz-da. Kechirimni qaysi paytda so'rab qolishlikni ulgaymizmi, yo'qmi, bilmaymiz-da uni. Shuning uchun shayton vasvasani qilar ekanda, bir kechirim so'ravsang, tavba qilsang, Alloh taolo kechib yuboradi. Tavbani keyin oxirroqda qilasan. Mana o'sha juda ko'p bir masalalarda keltiriladi. Haj, Alloh taoloning yo'lida haj qilishlik qilgan gunohlarga kafarat deyiladi. Ana endi juda ko'pchilik ana shunday holat bo'ldiki, namozni men o'sha hajga borganimizda bir ikkitalarga guvoh bo'ldik. Ka'batullohda namoz o'qishlik bir rakatiga 100 ming rakatni savobini berishligini Alloh taoloning va'dasi bor ekan. Ana endi bir xilgilar o'sha yerda ham aytishdi. Borib dedim, men 30 rakat o'qidim, 20 rakat o'qidim, mununcha yillik qazomi o'rniga degan narsalarni o'zlariga xayol qilib qolishibdi. 60 ga, 70 ga kirib qolganlar, o'sha hajga borayotgan paytida Ka'batullohda 2 rakat namoz o'qib qo'ysa, 200 ming rakatni savobini oladi. O'shanga ega bo'lib 200 ming rakatni o'rniga o'tadi deb o'ylashib qolib, o'tgan qazolarini uni ashlar bilan yuvishlikni o'y fikrida bo'lib qolishdi. Ya'ni mana bu yerda aytilayotgan edik, keyin tavba qilarsan degan edik, o'sha yerdagi tavba u nafil ibodat savobini beradi Alloh taolo. U farz ibodatini, vojib ibodatini savobini Alloh taolo o'rnini qachonki ado qiladigan bo'lsak to'ldiradi.
Onu ada kımaydığımızı tolderilmedi. 10 yaş, 18 yaşımızdaki, 20 yaşımızdaki namazımızı okuyamadık mı? Hazır imkaniyetimiz var mı? Uşa vaktelerde kaçan kazasını okuyamadık mı? Uşa peyde 100 sümlik sevap yazadığımızda kaza kılıp okuyamadık mı? 70 millik, 80 millik sevap yazılışlığı mümkün. Lekin yok bu gününe göre bana bu sevap iyice bu kalemiz. Onunu toldur yapmaz uşağını. Şimdi nafil ibadette sevabını birilerde degen, o farzlarda onlarını toldurmadı. Şeytan bana şimdi kılıp sizi bizi kalplerimizde bir vasvatanı söylerken. Şularga aldangan adamını elbette Allah-u Teala adaştıradı dedi. Hani şimdi özüge kalbi degen narsalarga taskin verip şularda yoluge yürüp koledigen adamlarda Allah-u Teala adaştıradı dedi yaptı. Kalige rahmet nazarı bilen karamaydı dedi. Bir adam geldi de bir ulu ulamadan soradı. Ben dedi çünkü yılda şahsı geldi namazda okuyayım ben dedi. Bir namazım kabul bol yaptı mı yok mu Allah-u Teala'nın huzurunda kendi haletle mi? Şunu bir bana oylantıradı dedi. Bamdat namazını oku da yapsam mı dedi. Ha oku yapma bana Allah-u Teala'sın maçıya gelip dedi. Peşinde mi oku yapsam mı dedi. Ha oku yapma. Asır da şu anda kutlandı vaka gözü. Ha oku yapma. Eğer Allah-u Teala şu bamdat namazını kabul kımagenli deydi. Seni peşinde okuşlukta bir kalbine somadı. Aynı bugün buldu da, şimdi ettege bomdatge varamanku. Ya ki asır, ya ki şam, ya ki kuftan, bunlarda sen tembellik kolardin, bunlarda ada okumasın. Kalbinde göşe bir bomdat namazını okuşluğunu kabul kıldı mı, peşingem sence imkaniyat yaratı bir yaratı, Allah-u Teala yulini açı bir yaratı, ibadatı kılıçlık ya. Bu Allah-u Teala'nın rahmet nazarı da sen diken, bana şimdi kursatmanı bir hareket. Şunun için, Allah Teala sizlerin bizlerini kalbimizge karaydıgan, yani o şeytan aleyhi illa'na vasvasa kigenlerde vargen sarı çukurlikke çöküp barı uğradı ki, o şey batkakka batı barı uğradı ki, künden künge kalbi karayı vargenlikden, ibadetten, takvadan, imandan, ihsandan uzaklaşıp barı uğradıgan halette bokbalarken. Allah Teala bana şimdi haletlerine uzun sağlasın. Amin ve ahiru da'vana. Ani elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın barçalarımızına uzun bir uluğ zattırsan. A'udu billahi mineşşeytanirracim de bize köp eytemiz. Uzunlan ana şu şeytandı yamanlıgiden fenah süreyimiz. Kalbimizdeki, dinimizdeki, imanımızdeki mükemmellikini ziyade kalıştığını nasip etkin. Akıbetlerimizine, ahiretlerimizine hayırlı etkin. Bir rahmetki erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعتlarımız أنا الله تعالى قرآن الكريم ده Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم ده حديث شرفler ده sizu bizlerge kursatmalar verilgen ki yani hadis şerifte keltirilerde ad dünya mazraatil ahira dünya ahiretni ekinzori yani nimaiki amal qilinadigan bo'lsa mana şu amalimiz ahiretimiz uchun zodirohla ya'ni safarga chiqayotgan odamni olib ketadigan bir anjomlariga singari ana shu dunyodagi qilgan amalimiz oxiratimiz uchun oziqa bo'lar ekan. Ulamolar bu dunyoni o'tkinchiligini, bu dunyoda hech bir jonzot bir tirik qolmasligini Qur'oni Karim oyatlarida keltirib o'tgan. Ya'ni Alloh taolo keltirganki, bu dunyoda har bir narsa foniy Baqi faqatgina Alloh taolo deb oyat kerimalarda keltiriladi. Vaholanki agar siz biz bir tafakkur qilib ko'radigan bo'lsak, dunyodagi har qancha bir boy va badavlat bo'lgan bo'lsa ham, dunyodagi har qancha bir olim ulamo bo'lgan bo'lsa ham, dunyodagi mana hattoki bir Alloh taoloni suygan bandalari, payg'ambarlar ham birortasi bu dunyoga bir boqiy qoladigan holatda bo'lmadi. Hammasi foniy, ya'ni ketuvchi yo'q bo'lguchi Alloh taoloning ana shu hikmati bor. Shularda bir hisobini qilib tur mana Iskandar Zulqarnayn deymiz bir ulug' alloma zot o'tgan. U kishi ham bir ilmda bir tengi yo'q, ham ana shu sarkarda bo'lib dunyoni bir qancha joylarini o'ziga bo'ysundirgan ana shu hukmron bo'lgan zot hisoblanadi. Buni hammamiz bilamiz. Ya'ni Iskandar Zulqarnayn. Mana shu Iskandar Zulqarnayn o'sha umri oxirlab qolgan, ya'ni yoshi keksarib qolgan paytida 3ta narsani vasiyat qilib ketganligi hali hanuzgacha mana tarix kitoblarimizda juda ko'p keltiriladi. Ana Iskandar Zulqarnayn vafotidan oldin 3ta narsani vasiyat qildi. Ya'ni birinchisi tobutini davlatning eng zo'r tabiblari qabrga ko'tarib borishini vasiyat qildi. Mani tobutimizda vafot etsam
Uşa en küçülü doktorlar kurtarıp olsun dedi, vıraçlar dedi. İkincisi, bar boyliklerini, cevahir altınlarını kabrı geçe baradığın yölge saçıp koyuşlarını. Kabristan'a kurtarıp getiriyordu, yölge saçıp koyuşluklarını. Üçüncüsü, tabuttan iki kolunu çıkarıp koyuşlarını vasiyet kıldı. Yani siz bilen bizde vasiyet kılınadı. Onu ucuyum, onun gök kalsın, bunu onge, bunu kızgan, onu biriler, bunu onu müdahaleyler deyip, bir vasiyet kılamız, uzumuzu, malı, dünyamızı, kolekken, mirasımızı, taksimatını. Şimdi Zulkarnayn bana şimdi üçte vasiyette kılıp koyarken. Saray peşuvaları hayran bulup bunu soruştu, sebebini soruştu diyorsun. Ben için şimdi, yani ki, kuyudaki cevabını verirken, İskender Zulkarnayn. Zamananı en zor tabipleri tabutumunu kurtarırsın. Son adamlar kurursun. Her kança zor tabip davalamasın. Allah'tan kelgen acel, acel aldı ve ular acizdirler. Ulum hak diye. Hani şimdi şu tabutu kurtarışlıklarını o uzun için mazmanın doktorla kurtarıp varsın şunun gezgeni yok. Kız dedi cami mescid, Durahan Hazi cami mescid, İmam Hatip'i bir nabı not gitti yapız. Karakamızı, bugün bir de merasım getirirken de gelişmeli, sebebi az yine mezeleri yok iken, Allah şifa sonra kalemiz, İlahım, bu da ağzı şifa versin, yaşı bu kalışsın, yaşı insanlar. Adamlarga ibrat bo'lishlik uchun shuni qilgan ekanki, ko'rsin, mana bu podshoh edi, shuncha moli dunyosi bor odam edi, dunyoni qancha-qancha kuchli-kuchli bir tabiblari bor ekan, mana shuncha tabib ko'tarib ketyapti. Bular ham davolasha olmabdi-ku, Alloh taoloning ajali oldida ojiz ekan-ku degan bir nimani tushunchaga kelishsin deyapti. Chunki Qur'oni Karimda oyatlar keltiriladiki, ajalun musamma. Har bir insonda, har bir jonzotda umrini tugashligi belgilab qo'yilgan. La taqdimu soatim, bir soat oldinga ham surilmaydi, bir soat orqaga ham surilmaydi degan oyat karima keltiriladi. Bundan kelib chiqadiki, siz bilan biz har qanaqangi odam bo'lishligimizdan qat'iy nazar, albatta bir kun o'lishligimizni. U dori ichyapmizmi, u sport bilan shug'ullanyapmizmi, u boshqami, qanday bo'lishligidan qat'iy nazar, albatta bir kun o'lim borligini esdan chiqarmaslik uchun ana shu tabiblarga ko'tartirishlikni vasiyat qilgan ekan. Ikkinchi holati bor boyliklarimni yo'lga sochib qo'yinglar, so'ng odamlar ko'rsin. Har qancha molu dunyo yig'ib ham inson uni oxiratga ortib olib ketolmasligini. Ana buni ham juda ko'p bir ta'riflar keltirilgan. Osha molu dunyomiz har qancha bo'lgan bilan Qur'oni Karimda oyat keltirilyapti. Mana juda ko'p aytamiz bu oyatni ham. Bir oyatda fitnatun minad dunyo deydi. Bir oyatda zinatun minad dunyo deb keltiriladi. Molu dunyo insonga yo bir fitna bo'lar ekan bu dunyoda. Siz bilan meni adashtiradigan. Yoki bir zinatimiz bo'lar ekan Allohni tanitishlik uchun yo yashashligimizga imkoniyat berilishligi uchun mana shu zinat bo'lar ekan. Alloh taolo shu oyatni karimada ham keltirib qo'ydi. Bu dunyodagi berilgan molu dunyolarni ya'ni foniy inson vafot etgandan keyin bo'ldi uni hisobidan chiqqanligini, uni xohlagan odam, ya'ni tasarruf qiluvchi merosxo'rlar xohlaganidek sarf qilishligini shariatimiz ko'rsatmalarida keltirilgan va siz biz uni ko'rib turibmiz. Birortasi mana juda ko'pchiliklarda aytamiz. Shuncha urini mehnatni qildi, uy-joylarni qildi yoki mashinalarni oldi, shuncha molu dunyoni to'pladi-yu hech nima olib ketmadi deb ko'pchiligimiz gapirib qo'yamiz. Birorta bir ana shunday odam o'tadigan bo'lsa. Birorta narsani olib ketmadi deb gapirib qo'yamiz. Ana gapiramizu, ana shu gapimizni ko'rayotganlarimizdan bir xulosa chiqarishligimiz kam bo'layapti ekan. Qo'llarimni tobutdan chiqarib qo'yinglar, so'ng odamlar ko'rsin. Qanday katta lavozimda davlat sultoni bo'lib, qanday katta boyliklarga ega bo'lib hayroilarda yashagan bo'lsam-da, qabrga quruq qo'l bilan ketayotganimni deyapti. Ana endi o'sha hattoki hammamiz janozalarda qatnashtiramiz, bitta payfaq ham kiyizib qo'ymaydi-da, bir 2 millik, 3 millik bitta payfaqni ham kiyizib qo'yilmaydi-da. Bir u kiyim nariyada qolsin, tayyorga soladigan ko'rpa to'shak nariyada qolsin, hamma narsa qolsin-u, bitta payfaqni ham kiyizib qo'ymaymiz-da.
bir avrat yapılıp tursun da bir de tursigen kiyizi koyulmaydı da bu nümayge o şey vafat etken adam. Hatta ki o şey içki kiyimler geçiyiz var da hiç nümasını kaldırılmaydı. Ana bilinler ki deyipti bu dünyada topken malı dünya hamması kaladigan kuruk kul bilen ketadi. O kuruk kulumuz siz bilen bana o şey peygamberimizin hadisinde keltirgendik. Üçte nerseden savab yetiştirdi deyilgeni. Fakat kigen amalimizni yine kabirge alıp girerekken. Nima amal qilgan bo'lsak, yaxshi amal qilgan bo'lsak ham, yomon amal qilgan bo'lsak ham, o'sha qabrga olib kirib, siz bilan menga qo'riqchi bo'ladigan yoki munkar nakir kelganda ular azoblashlik uchun qo'l oyog'imizdan bosib berib turadigan yomon amallarimiz bormi? Nimaiki bo'ladigan bo'lsa, qilgan amalimiz qabrga hamroq bo'lib kirar ekan. Hech nima olib ketmasakamiz bu dunyodan. Shuning uchun mana shunga yarasha amal qilishlik o'sha qabrdagi bo'ladigan hisob kitobga amallarga shu dunyoni o'zida bir savobli amallarimizni ko'paytirib tayyorgarlik ko'rib olishlik joiz bo'lar ekan. Amin va ahiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Allohim barchalarimizni oqibatlarimizni oxiratlarimizni xayrli qilgin. Mana bunday bir o'zing bir vahshat bo'ladigan qabrlarda sizu bizlarni barcha mu'minu mu'mina muslimu muslimalarni qilgan amallar yaxshi amallarimizni qabrda hamroh qilib munkar nakir savollarini berishlikda oson bo'lishligini, qabrimiz yorug' bo'lishligini, qabrimiz keng bo'lishligini Allohim barchalarimizga o'zing nasib etgin. Mana bu bir duo talab bir onaxonimiz bor ekan, bir safarga chiqayotganlar bor ekan. Shu safarga chiqayotganlarni ham, safardagilarni ham, qaytayotganlarni ham Allohim safarlarini bexato, sihat salomatlikda bo'lishliklarini nasib etgin. Bemorlarimiz bor, kasalxonalarda, xonadonlarimizda bularni ham dardlariga shifoi komili ajil ato etgin. Hamma mu'minu mu'mina muslimu muslimalarni qalblaridagi shar'iy o'zing rozi bo'ladigan maqsadlariga yetishlikni Alloh o'zing nasib etgin. Bir rahmatki arhamur rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Ar-Rahmanur Rahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Xo'p Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis-i şerifte etiladı. Sizden bizge en kereylik nefse La yedhulul cennete men la ye'menu bevacarahu bevayqahu diyen hadis var. Hazır ibarası umumi yaptı. La yedhulul cennete la ye'menu carahu bevayqahu diydi. Bunun mezmunu cennetke hergiz kirmeydi. Koşnisi onu azarıdan azarlanıp verdiğin adam. Koşnigi azar verdiğin adam cennete kirmeydi. Şimdi bette koşni kendi, ne işte koşni buladı? Azar kendi buladı. Turları vardı. Oşa turlarını birinci turu koşni bitta mahallani boshidagi odam oxiridagi odamga qo'shni bo'ladimi degan savol bo'lib qoladi. Yo'q. U qo'shni bo'lmaydi. 10 ta xo'jalik bitta tomondan 10 ta xo'jalikda hisoblansa, o'sha 10 ta xo'jalik qo'shni. Bu tomondan 10 ta xo'jalik qo'shni, bu tomondan 10 ta xo'jalik qo'shni, bu tomondan 10 ta xo'jalik qo'shni degan ibora bor. Mana shuni nomini qo'shni deydi. Endi bu degani o yag'dilarni azor bersa bo'ladi degani emas-da. Ular o'zi hukman qo'shni bo'lmasa ham mahalladosh. Unga azob aziyat yetkazishligi, azor yetkazishligi uni ham o'sha jannatga to'sib qo'yishi mumkin. Nima uchun desa, chunki o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi hadislarida aytiladi. Al-muslimu man salimal muslimuna ay yadihi va min lisonihi degan hadis bor. Ya'ni musulmon kishi kim desa, qo'liyu tilidan azor topmagan odam. Endi u yoqdagi odamni g'ibat qilyapsiz, yoki tuhmat qilyapsiz, yoki gapiryapsiz. O'sha bilan azor yetyaptimi? Demak siz musulmon emassiz. Musulmonchidan chiqib qolasiz. Musulmoni komil bo'lmaysiz degan narsani miyamizga singdirishimiz kerak. Ana shu vajhdan qo'shnini haqqi qarindoshning haqqidan ortiq bo'ladi. Endi qo'shni ikki xil bo'ladi. Qanday qo'shni bo'lansa, g'ayridagi qo'shni. Boshqa dindagi qo'shni. Masalan, etajlarda yashaydi, bu musulmon, anu nasroniy.
bu musulmon anu yahudi buni nima haqqi bor desa qo'shnilik haqqi bor. Hatto qo'shnilik haqqini o'sha g'ayri din bo'lsa ham ado qiladi. Endi bitta qo'shni bor, u qarindosh qo'shni. Amakivachcha, tog'avachcha, ammavachcha. Buni ham qo'shnilik haqqi bor, ham qarindoshlik haqqi bor. Shuning uchun kitoblarda qo'shnini deb turib aytilgan hadisda hatto janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, janobi Jabroil menga qo'shni haqida gapirardilar, gapirardilar. Hatto o'yladimki, merosdan qo'shniga ham tegadigan bo'lib qolarmikin deb o'yladim. Ya'ni qo'shni merosxo'r bo'lib qolarmikin deb o'yladim degan ekanlar. Qaling qanchalik yaqin. Shuning uchun birovda haqida, qo'shnida haqida bir azob aziyat yetkazishdan oldin o'ylab ko'raylik, biz undan gunohkordirmizmi?